Hala inanamıyorum böyle olduğumuza. İnan aşkım. Ben bir daha bu elleri hiç bırakmayacağım. Sen ameliyata girerken... sanki elini bırakırsam hiç geri gelmeyecekmişsin gibi hissettim. O yüzden ellerini hiç bırakmak istemedim senin. Ben de hep senin sıcaklığını hissettim. Ama kendine geldikten sonra hiç yanında istemedin beni. Yani yardım etmeye çalıştım sana ama hep ittin. Aslında ben sana o anlarda o kadar çok sarılmak istedim ki. Neyse. Ya kapatalım konuyu şimdi. Kötü şeylerden bahsetmeyelim. İyi şeylerden, güzel şeylerden bahsedelim. Bahsedelim. Mesela? Mesela flörtleşme işi çok keyifli bence. Ama ben seni çok özlüyorum. Ay. Aşkım benim. Ben de seni çok özlüyorum. Neler var neler ya. Tatlılarımızı evde yiyelim mi? Olmaz. Anne. Hatta senin de anne. Yani biz seninle evliyiz. Bize kim ne diyecek ki? Evet ama gerçekten taktılar bu meseleye. Aşkım. Biz şimdi buradan eve gitsek beraber. Bizi kim görecek? Kimse görmeyecek. Görmez yani. Bakar mısın? Çok güzel bir akşamdı. Sürpriz! Anne! Anne! Ha, böyle bir... Abi bir anda görünce korktuk. Aa, ay aşk olsun insan annesini görünce korkar. Hayırdır? Ne işiniz var burada? Hayırdır? Siz yemeği yerken bitirmeye mi karar verdiniz? Biz şey... Tebrik ediyorum Onurcuğum. Gerçekten hem annesinin sözünü dinliyor hem de tam bir gentleman. Teşekkür ediyorum. Hemen koluna giriyorum. Hadi bakalım. Hadi baş baş. Nennen. Hadi. Songül anneciğim ama Lale. İyi akşamlar. Anne böyle mi oluyor bu işler? Restorana kadar gelmişsiniz. Pes ya. Tamam ağlama. Çocuk ağlıyor. Hadi bir öpüşün. Hah. Oldu mu? Hadi. Hadi bay bay. Hadi baş baş. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hadi hayatım. Hadi bir tanem evimize gidiyoruz. Nereye gidelim anne? Hadi dinle beni. Teşekkür ediyorum. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.